Oktay Sinanoğlu kimdir? 28 yaşında profesör unvanını almaya hak kazanmış olan, kuramsal kimya ve de moleküler biyoloji alanlarında yaptığı çalışmaların yanı sıra, Türk ulusal kimliği ve Türkçe üzerine verdiği yapıtlarla da tanınan bilim insanı, Oktay Sinanoğlu, 25 Şubat 1935 tarihinde, Bari, İtalya'da dünyaya geldi. Annesi Rüveyde Sinanoğlu, gazeteci ve yazardı. Babası Nusret Haşim Sinanoğlu'nun askeri görevi nedeniyle bu ülkede yaşayan Sinanoğlu, ailesiyle beraber 1939 yılında, İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması nedeniyle İtalya'dan ayrılarak Türkiye'ye döndü. Ankara Yenişehir Lisesi'nde burslu öğrenci olarak okudu ve de bu okulu birincilikle bitirdi. Esin Afşar kız kardeşidir, üniversite eğitimi için ABD, Nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Kimya Mühendisliği bölümünü tercih eden Sinanoğlu, burslu okuduğu bu üniversiteyi de birinci olarak tamamladı. 1956 yılında, üniversite eğitimini tamamlamasının ardından girdiği Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, 1. T.'nü 1957 yılında, sadece 8 aylık bir zaman zarfında bitirerek yüksek kimya mühendisi oldu. 1959 yılında Berkeley'de kimya doktorasını tamamladı. 1960 yılında ise Yale Üniversitesi'nde öğretim üyesi oldu. 1960 ila 1961 yıllarında atom ve moleküllerin çok elektronlu kuramı ile doçent oldu. 1963'te 50 yıldır çözülemeyen bir matematik kuramını bilim dünyasına kazandırarak 28 yaşında profesör unvanını aldı. Yale Üniversitesi'nden hayat boyu öğretim üyesi unvanı aldı. Sinanoğlu, 1973 yılında Alexander von Humboldt adına verilen bilim ödülünü kazanan ilk insan oldu. Bunu 1975 yılında Japonya'nın ülke dışındaki bilim adamlarına verdiği en büyük ödül olan Japan's International Outstanding Scientist ödülü, gene aynı yıl Türkiye Cumhuriyeti profesörü, 1980 yılında ise Academy of Arts ve Sciences, Sanat ve Bilim Akademisi, üyeliği izledi. Türkiye Cumhuriyeti profesörü unvanı Sinanoğlu'na özel çıkartılan bir kanunla verilmiş olup, bu unvanı alan ilk ve tek kişi Oktay Sinanoğlu oldu. 1976'da Japonya'ya Türkiye Cumhuriyeti özel elçisi olarak gönderildi. Kendisi Türk-Japon kültür, bilim ve eğitim ilişkilerinin temellerini atmıştır. Amerikan Bilim ve Sanat Akademisi'nin ilk ve tek Türk üyesidir. Meksika hükümeti tarafından Yüksek Bilim Ödülü, Elena Moshinsky, ile ödüllendirildi. Sinanoğlu, moleküler biyoloji alanının ilk kurucularından ve profesörlerinden birisi olarak tarihe geçti. DNA sarmalı ile ilgili kuramları konusunda dünyanın pek çok akademik kurumunda konferans ve eğitimler verdi. 1993 yılında Yale Üniversitesi'nden emekliliğini isteyerek Türkiye'ye geri döndü. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde kimya bölümünde bir süre çalışmalarını sürdürdükten sonra 2002 yılında kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Türkiye'de bulunduğu yıllarda Türkçe ve Türk ulusal kimliği üzerine çalışmalar yaptı. Bu dönemde Türkçe giderse Türkiye gider, Bye Bye Türkçe, bir New York rüyası gibi Türkçe üzerine düşüncelerini sergilediği önemli çalışmalara imza attı. Türkiye'de bulunduğu dönemde çalışmalarını daha çok Türk ulusal kimliği ve Türk diliyle ilgili milliyetçi görüşlerini yaymaya adadı. Eğitim dilinin resmi dil olması gerektiğini ve yabancı dilin takviyeli olarak öğretilmesinin gerektiğini savunmaktadır. Matematiksel yapısından dolayı Türkçenin en iyi bilim dili olduğunu söylemektedir, yaşamı boyunca kuantum mekaniğine birçok katkıda bulunmuş bir bilim adamıdır. Paul Dirac'ın da üzerinde uğraştı ancak çözümleyemediği bir problemi, kuantum mekaniği, ENE'de, Hilbert uzayının topolojisi ve içerdiği yüksek simetrileri çözdü. Böylece kimya bilimini bu topolojik inceleme ile sağlam bir temele oturttu. Oktay Sinanoğlu, Dilek Sinanoğlu ile evliydi. Oktay Sinanoğlu, ABD, Miami'de tedavi gördüğü hastanede 19 Nisan 2015 tarihinde 80 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi Türkiye'ye getirilecektir. Oktay Sinanoğlu'nun tüm akademik çalışmaları içinde en önemli 5 kuramı şöyledir. Mini Electron Theory of Atoms and Molecules, 1961, Atom ve Moleküllerin Çok Elektronlu Kuramı Solvofobik Teori, 1964, Çözgeniter Kuramı Network Theory, 1974, Kimyasal Tepkime Mekanizmaları Kuramı Microthermodynamics, 1981, Mikrotermodinamik Valency Interaction Formula Theory, 1983, Değerlik Kabuğu Etkileşim Kuramı.